Değerlendirmeye hiç uygun bile görmüyorum. Bakın, değerlendirilmesi, yapılması, değerlendirme yapılması doğru bile değil. Tamamen siyasi bir kararla karşı karşıyayız. Bunları çok yaşadı Türkiye. Bakın, öyle eskisi gibi atı alan Üsküdar'ı geçti anlayışına da hep birlikte karşı durmak zorundayız. Milletin iradesine sahip çıkmak durumundayız. Sayın Genel Başkanımızın o kadar çok yaşadığı şeyler var ki hepinizin bildiği gibi. Yani hukuksuzluğun nereden nereye geldiğinin bir örneği bu açıkçası. Ama seçime yakın ve böyle infial yaratacak bir şeyde adım adım gidiliyor. Açık ve net. Ya bizim başımıza gelen Gemerek mahkemelerini hatırlayın. Sayın Genel Başkanımızın evi basıldı, sonuç beraat. Ya Sayın Genel Başkanımıza yani are diyorum söylemekten. Eşini aldattı dedi, sonuç beraat. İsmail Kahraman denilen kişi, Meral Kılıçdaroğlu dedi, sonuç beraat. Yani FETÖ'cü olduğuna dair iddianame açıldı. Her defasında Sayın Akşener ifade vermek için müracaatta bulunuyor, sonuç yok. Daha anlatılacak o kadar çok şey var ki. Ya İçişleri Bakanlığı sırasında bir kişi ona çiçek yollamış, teşekkür mektubu yazmış ama imza sahte, FETÖ'cüymüş bu yollayan. Buna takipsizlik veriliyor bu ülkede. Ya Süleyman Soylu denilen kişi, onun için muhatap almıyorum. Söylediği sözlerin hiçbir anlamı yok. 2019 yerel seçimlerinde miting meydanında Üsküdar'da Sayın Akşener'le Temel Bey'in Kandil'le sözleşme imzaladığını söyleyen bir insanın sözüne itimat edilir mi? Ya Sayın Kılıçdaroğlu'nu hatırlayın. Linç girişiminde bulunuldu. Neler yaşandı? İnek hırsız adam şu anda kahraman oldu. Yani mahkeme işte eski vekillerin dövülmesi, gazetecilerin dövülmesi, ölümden dönmeleri hep sonuç. Sonuçta beraat, yargının geldiği yeri ifade etmek için söylüyorum. Bakın, Adalet Bakanlığı müsteşarı geçmişteki FETÖ terör örgütünün örgütünde yönetici olarak tutuklandı. Şu anda delil yetersizliğinden beraat etti. Yani hukukumuzun geldiği noktayı ifade etmek için söylüyorum. Hangisi doğru? Şimdi Sayın İmamoğlu'yla ilgili bu ahmak kelimesiyle ortaya çıkan ve ben videoları da çok fazla şekilde izledim. Yani orada direkt olarak Soylu'ya karşı kullanıyor. Burada Yüksek Seçim Kurulu adı anılmıyor. Yani seçimi ahmak, yani iptal ettiren ahmak ahmaktır diyor. Burada söylediği şey bir ironi. Yani seçimi Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal ettirmediğini, belli baskılarla bunun olduğunu herkes bilmiyor mu bu toplumda Kübra Hanım? Şimdi önemli hukukçular, yani Türk Ceza Kanunu yazmış olan Profesör Doktor Adem Sözüer, İzzet Özgenç, Ahmet Gökçen, bunlar 36 sayfalık rapor hazırladılar. Yani bu ahmak sözcüğünün sözcüğünle bu cezaları alması mümkün değildi. Tanıkları dinlenmedi. Yargı çok adil olmadı. Beşinci duruşmada ben bundan ceza vermem diyen hakim sürüldü. Gelen hakim bu bilirkişi raporlarını, tanıkları değerlendirmedi. Ya böyle bir mahkeme konusunda tabii ki İmamoğlu'na sahip çıkmak gerekiyordu Kübra Hanım. O yüzden de ilk gün bu mahkemenin sonuçlanacağına dair bir haber alınınca Sayın Genel Başkanımız hemen hareket etti. O gün saat 21'e kadar randevuları vardı. Ben de partideydim. 21'e randevular iptal edildi. Hemen yola çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu'na ulaşmaya çalıştı. Ulaşamadı. Büyük bir ihtimalle uçaktaydı Sayın Kılıçdaroğlu. Sonra
diğer liderleri aradı ve İstanbul'a hareket ettiğini bildirdi. Şimdi Sayın Meral Akşener çok ilkesel bir tutum aldı. Demokrasi ve hukuk için orada ve zamanında olmak gerektiğini yaşayarak tecrübeleriyle biliyordu. O yüzden bu konu asla gündemden düşmemesi gerekir. Yani Sayın İmamoğlu'nun da dediği gibi bizi sandıkta yenemeyecekler demiş. Biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi. Evet, sandıkta yenemeyeceklerini, altılı masayı ve yani güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunanları sandıkta yenemeyecekleri için bu tür konulara tevessül ediyorlar. Maalesef. Ya ne olur? Yani baktığımızda ki kurgu ve plan ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda meseleyi, sipariş edilen bu kararı, mahkeme kararını sahiplendi. Yani böyle bir şey olmaz demedi. Ki geçmişte kendisi yaşadığı halde bu tür durumu ve o zaman evrensel hukuka ve hukukun üstünlüğüne sığınan ve o dönemde Avrupa Birliği'nden falan büyük destek alan, o zaman dış güçler değildi onlar, alan Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün sahiplendi bu mahkeme kararını, sonucunu sahiplendi. Bir de olur olmaz laflar etti yine muhalefete. Ama dediğim gibi ahmak kelimesi, evet, kaba bir söz olabilir. Kaba bir sözü sonucu siyasi yasaklamaya kadar götürebilecek, ceza verip siyasi yasaklamaya götürecek 53. maddeyi de kullanarak bunu kamuoyuna sunmak olmamalıydı. Daha önce söylenen sözleri hepimiz biliyoruz. Yani o kadar ağır sözlerin cibilliyetsizden, insan değilsin sen demekten, şerefsizden, vicdansızdan vesaire, sürtükten, çukurdan, yani bu sözleri söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın düşünmesi gerektiği kanaatindeyim. Ahmak, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne göre aklını kullanamayan kişi demektir. Yani aptala da karşılık gelebilir. Bunlar kullanılabilir. Hoş bir şey değildir. Keşke kullanılmasa. Ama bu yüzden bu kararın verilmesinin ben hukuki olmadığını, yani biraz önce Sayın Soylu'nun dediği gibi pozitif hukuka uygundur diyormuş ya, bunun asla ve asla hukuka uygun olmadığını, vicdanlarda ve milli iradeye karşı bir saldırı olduğu kanaatindeyim. İstanbul'u alamayanlar, İstanbul'u kaybetmiş olanların acısını çıkarmaya çalıştığını ve hatta eğer bu istinafta ve Yargıtay'da sonuçlanırsa, kesin hale gelirse, İstanbul'u da ellerine geçirme operasyonunun başlangıcıdır. Ama millet buna susmaz. İşte o yüzden sandıkta yenemeyecekler demesinin sebebini Sayın İmamoğlu'nun ben buna bağlıyorum. Peki, Sayın İmamoğlu ne dedi? Bir de sizin atıf yaptığınız Cumhurbaşkanı bu davaya sahip çıktı, bu karara dediniz. Biraz sıcak gelişmeleri anlatarak, evet, diğer konuklarıma da döneyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Mardin'de bir muhalefeti Bizansvari taht oyunlarını bizim ülke üzerimizden yürütüyorlar diyerek suçladı. Davayla ilgili şunları söyledi. Konu bir şahsın hakimleri hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibarettir. Ortada ne bir siyasi tartışma, ne bir fikir kavgası, ne hizmet mücadelesi mevcut. Ortada biten bir yargı süreci yok. Gelen bir yasak da yok. Karar daha önce istinafa, ardından Yargıtay'a gidecek. Mahkemenin kararının eksiği, hatası varsa oralarda gerekli düzenlemeler yapılabilir. Buradaki asıl çarpıklık yargıyla ilgili bir sürecin altılı masanın kendi içindeki siyasi çekişmelerinin mezesi haline getirilmeye çalışılmasıdır. Bizi de aynı oyuna alet etmeye çalışıyorlar. Biz bu oyunun içinde yer almadık, almayacağız. Bir yandan da bir Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütme peşindeler diye bir eleştirde bulundu. Bu Bizansvari taht oyunları cümlesine bir kısa yorum alayım sizden. Sonra İmamoğlu'nun açıklamalarını anlatayım. Evet.
Kişi kendinden bilir işi diye bir atasözümüz var. Kübra Hanım, taht oyunları onların işidir. Demokrasiyle taşlandırmak isteyen Millet İttifakı'nın altılı masanın işi taht oyunları olamaz. Ama aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyorum. Atasözlerimiz çok güzel ifade ediyor. Yani muhalefet içinde adaylık krizi çıksın diye çok umuyorlar, çok çaba sarf ediyorlar. Asla altılı masa içinde adaylık konusu üzerinde kriz çıkmaz. Kriz çıkmaz ve göreceksiniz 13. Cumhurbaşkanı da inşallah 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılında Millet İttifakı'nın ve güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olanların adayı olacaktır.